Kübra Gelin'in salonu krem ve kahve tonlarında. Oturma grubunda kahverengi kanepelerle krem rengi berjerleri kombinlemiş. Tavan alçak olduğu için gold duvar saati büyük görünüyor. Damask desenli tüller ve kendinden desenli gül kurusu fon perde göz yorucu. Balkon kapısındaki kelebek model beyaz perde ise uyumsuz. Gold ayaklı zigonlar son zamanların trend modeli. Kübra Gelin sehpalarını gold detaylı konsolla kombinlemiş. Ama konsolun üzerindeki aksesuarlar hayli kalabalık görünüyor. Minimal tarz yemek masasıyla krem ve kahve tonlarındaki sandalyeler salonun renkleriyle uyumlu. Son olarak açık renk halının salonu ferah gösterdiğini belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Ben başlayabilirim. Olur. Evet. Ben öncelikle koltuk takımını hiç beğenemedim. Yani ben zaten Beyza'nın gününde de söylemiştim, hani ben iki renk istemiyorum, hani bunu benimki iki renk değildi yalnız. Ay pardon, tek renk istemiyorum, bunların farklı olmasını renkti. İstiyorum, evet. Demiştim. Hani bu şekilde odayı biraz bence kapatmış bu renkler. Bak, evet. İkinci renk burada. Ama evet. Aslı Hanım, onlar sadece berjerlerde var yani. Bu koltukların ben farklı olmasını isterdim. Mesela Duygu da o şekildeydi. Hani bu şekilde olunca çok benim gözüme bu oda sanki tek düzenmiş gibi geliyor. Zaten hani berjerler pek bir fazla yer kaplamadığı için farklı renk olmasını isterdim. Siz aynı şeyi düşünüyor musunuz kanepelerle ilgili? Ben genel olarak düşünüyorum. Koltuklarımı basit gördüler. Kişi kendinden bilirişi demek istiyorum. Ne bu koltuklar için ne diyorsun? Aynı düşüncedeyim. Çok yani benim koltuklarımı basit buldular. Bence bir kere daha düşünüp bu basit kelimesini kullanması gerekiyordu arkadaşlar. Sen de basit mi buldun? Tabii yani? Ki yani. Benim koltuklarım yanında çok basit yani benim düşüncem çok kötü. Kim dedi sana? Kübra mı demişti? Kim dediğini hatırlayamıyorum. Ben demiş olabilirim. Ben daha önce dediğini basit de söylenildi. Ben spor olduğunu söyledim. Çok şey spor denildi, basit denildi. Fiyatı aynen. Böyle çok pahalı bulunmuştu. Çok ona göre çok basit dendi. Evet. Siz ne diyorsunuz? Kanepelerin bu şekilde aynı renk olması, yani ben... tekleri bu şekilde tercih etmiş olması. Sen fikrini söylediğin için tamam, arkadaşlarının tamam. Fikrini soruyorum. Tamam. Aslı Hanım, yani ben Kübra'nın koltuk takımını hiç beğenemedim. Renk uyumunu da güzel bulmadım. Sen peki? Ben de koltuk takımında biliyorsunuz tek renk olmasını seviyorum. İki renk evet. Sevmiyorum. Ve koltuk takımı sevmedim zaten aslanım. Ben salona girdiğim zaman bir ferahlık istiyorum hani. Açık tonları. Ferah zaten. Değil. Ferah bence. Değil. Gerçekten değil. Sen açık ferah tonları. Renk tonu çok koyu. Seviyorum. Ferah açık değil. Değil. Yani ferah değil. Bence Duygu'nun koltuklarından sonra benim evim. Bana da ferah demedik zaten. Yine spor güzeldi. Ha, benimki güzel değil. Yani güzel bulmadım evet. Yani tablo tercih edebilirdin. Tablo tercih edebilirdin. 4,5 yıl önce aldım ve o zaman bunlar vardı. Şu an bunlar hala kullanılıyor ve hala satılıyor. Ben çok severek aldım aslanım. Çok da seviyorum. Ne kadar aldın bunları? Bunları 7,5 milyar almıştım. 7500 evet, TL aldım. 7500 almıştım. Şöyle, zaten aslında tek başına baktığında hepinizin parçaları bence çok güzel ama kombinlemek çok önemli. Koltuklarıma basit dediler. Bence basit falan değil. İlk önce kendi koltuklarına baksınlar. Tülünü beğenemedim. Fonunu da uyumsuz buldum. İkisi uyumsuz birlikte çok mu? Evet, ikisi birlikte çok karışık duruyor yani. Daha düz tercih edebilirim en azından ben tüllerini. Ben perdemi çok severek aldım. O zaman fonunu düz kullansaydın. Ben fonumu da çok severek mesela aldım. Koltuk renginde düz bir şey tercih edebilirim. Çok özür dilerim Kübra'cığım, her şeye bir cevap veriyorsun. Biz buraya yorum ama yani biz geldik. Yani olumlu yorum da yapacağız, olumsuz yorum da yapacağız. Yoruma dahi değil bence. Kusura bakmayın. Tabii siz de nasıl cevap verdiyseniz o da cevap veriyor evet, haliyle. Evet, ama fikrinizi duyalım, senin de fikrini duyalım. Hep bir böyle yani, biraz sakin kalıp tabii yani ne bileyim bilmiyorum. Devam tabii dememi bekliyorsun. Biraz daha dinlemelisin. Yeni evet, daha yeni biraz başladı. Dinleyebilirsin. Hiç dinlemeden ben böyle tercih ettim. Ben böyle ya bir dinle, belki sonunda güzel bir şey duyacaksın. Hiç evet, zannetmiyorum. Hepimiz bir ön yargı var devamlı yani. Biraz daha sakin kalabilirsin bence. Çünkü evine ilk defa geliyoruz. Çok... farklı eleştiriyorsunuz. Çok saçma eleştiriyorsunuz. Senin evin dünde kaldı. Bugün benim evimi konuşacağız benim ya. Benim evimi konuşmuyoruz şu anda. Az önce senin evinde konuştum. Ben örnek verdim. Sonuçta senin evine girdim. Örnek konu. Verdim ve verdiğim örnek gayet basit bir örnekti. Ki benim evimde söyleyemezsin. Çünkü ben senin evine basit demedim. Sadece çok koyu dedim. Fark etmiyor. Senin tercihin de koyu. Sadece krem rengi var. İyi ki almışsın onu da, açmış en azından biraz. Evet. Bu şekilde. Perdelerini beğenmedim. Evet dedin.
Çok pardon. Aslı Hanım, farkında mısınız bu Kübra'nın üçüncü evet deyişi? Oo. Hadi ya. Oldu mu o kadar? Fark etmedik. Yani ben bir çaktırmadım ama dur bakalım ya. Dedim kimse fark etmedi ben ama. Ben de fark etmedim. İzleyicimiz fark etmiştir mutlaka dedim. Kübra geçmiş ya. Olsun. Size güzel bir muzlu pasta yaparım cuma günü. Artık. En azından becerikli gelin. Aynen. Evet, devam edelim. Aslında ben de perdeyi gerçekten sevmedim. İkisi de çok hareketli. Ve buradaki saate şey yapacak, konuşacağım. Neden bu kadar çok geniş tuttun? Bu duvarı tüm doldurmuşsun yani. Çok evet, geniş. Onu biz öyle tahmin etmemiştik. Eşim ve arkadaşı birlikte yaptılar. Duvarları zaten alçak evet, ve onu da çok geniş tutmuşsun. Evet, orada hak duvarı veriyorum. Kaplamışsın evet, yani. Daha küçüğü tülerek olabilirdi. Evet. Orada evet, diyorum ya çeyiz falan ütülüyorduk. Bu saati öyle... Yeni mi geldi? Evet, görümcem hediye etti. Bu odamda saatim yoktu. Aha. Görümcem hediye etti. Eşim ve arkadaşım bu kadar geniş aldı ki ben dedim ki ne yaptınız? Duvar kaybolmuş. Resmen saatten ibaret. Meşhur saat zaten. Evet. Her evde vardır genelde. Evet, ama hiç bu kadar büyüğünü görmemiştik. Evet, ben de görmemiştim. Değişik olmuş. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet aslanım, aynen öyle. Konsolum da hiç beğenmedim. Ama sen demeyeceksin ki. Ben diyebilirim. Sen diyemezsin. Önce ben dedim annene, evet ben de kullandım, sonra siz kullandınız. Ya bunu da dış ses yani, acaba ikinci elenen kişi yapıyor ama ikinci mu? Elenen diye bir şey söylememiştiniz aslında. Aslında yapmak lazım yani. O zaman sonuncu da kazansın. Aslı Hanım, ben listemdekileri okuyayım, sonrasında karar verelim. Kübra 10 kere evet dedi. Yeliz'in sadece 2 evet'i var. Beyza Nur yasaklı kelimelerden 3 tane kullandı. Ne diyorsun? Ne kullandın ben? Vallahi ben bile anlayamadım. O kadar kanıksadık demek ki. Dediğim gibi konsolu hiç beğenmedim. Aynalardaki o detayı da hissedemedim. Ve oradaki çerçeveleri çok buldum. Hani tek parça halinde güzel ama sadece... Birini kullansaydın. Ben o çerçevelerin içindekini seviyorum. Ya tabii ki de. Onları oraya da çok yakıştırıyorum. Gerçekten onları çok severek aldım. İçine de kızımı koyunca ayrı bir güzel oldu. Benim. Çok tatlı. Bilmiyorum, ben çok seviyorum ve çok yakıştırıyorum. Tek parça olarak hepsi güzel ama üçü bir araya gelince çok karışık olmuş. Bir tanesini kullansaydın daha iyi olurdu. Ben kızımı görün diye, küçüklüğünü maşallah görün diye. Şey gibi mi, hani iki tanesini bir, böyle bir yere, ikisini farklı bir yerde aynen, kullansan. Belki olabilirdi. Bir arada mı evet, yordu senin gözünü acaba? Aynen aslanım. Ve hepsi de ayrı olduğu için o yüzden. Bana da karışık geldi aynı şekilde. Zaten hani bir köşe yapmış, geçti. Bebeğinin evet, köşesini yapmış. Evet, kızımın köşesi aynı. Peki aynaları nasıl buldunuz? Aynen. Evet. Aslı Hanım konsolu da beğenemedim, aynayı da beğenemedim. Beğenemedim. Bunlar bugün bir beğendim. Bir de bir şey sormak istiyorum. Söyle. Halının fiyatını da öğrenebilir miyim? Halımın fiyatı 1600 TL. 4 sene öncesi evet, için mi? Evet, 4 sene önce. Bence o zaman için biraz pahalı. Evet, evet. Pahalı geldi. Halı. Evet. Evet, çok severek aldım. Pahalı oluyor. Ama pahalıymış. Evet, biraz pahalı aldım. 4 sene önce yani. Evet. Şimdi ne kadardır bu halı? Ben fiyatları bende duyun Aslı Hanım, halı fiyatlarını. Yapma ya. Evet. Onlar da uçtu demek. Evet. Çok aşırı. Konsolumun fiyatını öğrenebilir miyim? Konsolumun fiyatı 2500 TL. Aynalar da dahil mi? Evet, hepsi dahil. Yani iyi. Yemek masan dahil mi? Yemek masam dahil değil Aslı Hanım. Evet. Yemek masanı ayrı aldım. Evet. Ona ne kadar ödedi? Ama ayrı ayrı fiyatlar verdik. Ona da 3000 TL verdim. Peki bu minik sehpaların? Onlara 200 TL verdim. Zigonlar. Nasıl evet, buldunuz zigonlarını? Yani bence konsoluyla uyumlu. Aynen, ben uyum bulamadım aslında. Çünkü ayakları metal olmasaydı daha iyi olabilirdi. Ne olsun tamam. Ayağı? Ayağı ne olabilir? Konsolda uyumlu ahşap evet. Ahşap olmalı. Gold olması bence güzel. Ahşap. Sadece goldları ama ahşap uyumlu. Sevmiyorum diyorsun. Ahşap ayak bekliyorsun. Yok hani bu şekilde beyaza boyanmış şekilde. Mesela koltukların altları, alt kısımları beyaz ya. Aynı şekilde konsolunda da öyle. Zaten onlar gözüme çok çarptı, söyleyecektim. Takım mı konsoluna? Koltuk takımı. Komple değil. Evet takım. Değil bence. Bence bunun bacağı beyaz, ayakları farklı. Aslında bunlar krem rengi anlayacağım, evet, bunlar evet, beyaz. Şöyle bir şey oldu. Evet. Biz eşimle saat 6.30'da gidip mobilya beğendik. Yani. Biz bunları gittik aldık. Adamlar takım krem mı dedi? Takım dedi bize. Bir eve geldim, sandalyemin masamın sandalye yes, ayakları şey. Beyaz. Beyaz. Bunlar beyaz. Erkan dedim bunların değişilmesi lazım. Tabii. Sadece sandalyeyi gelip alıp değiştirdiler.
Bunlara hiç dokunmadılar bile. Ben aldığım mobilyacıdan hiç memnun kalmadım zaten. Bir salon anca bu kadar kötü dizayn edilebilirdi, hiç beğenmedim. Bu salona nasıl gelin evine katıldı? Ben çok şaşırdım yani. Benim evime o kadar yorum yapıyordu. Bu evle nasıl gelin evine katıldı? Çok şaşkınım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizi... Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Avizesini sormak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu avizenin bir benzerini hanginizin evinde gördüm? Ben de görmezsiniz. Şöyle üçlü sıralıydı. Benimki uzundu. Uzundu. O böyle üçlü. Evet. Fiyatı çok benziyor. Fiyatını öğrenebilir miyim? Onu kayınvalidem hediye aldı biz evlendiğimizde. Güzel. Siyah neyi uydurdun? Ben uydurmadım. Siyah olmamış. Ben uydurmadım. Kayınvalidem hediye aldı. Kiradaydım ben Aslı Hanım. 2 sene oldu buraya taşınalı. Kayınvalidem yukarıki evime hepsini, avizesini birden aldı. Ben de bir şey demedim. Demedim. Ve şu an bunu gerçekten çok severek kullanıyorum. Ay canım benim. Yani odaya uyuyor mu? Uymuyor. Evet. Uymuyor. Evet. Orada hak veriyorum ama belki onu krem rengine boyarsın ha. Boyamayı da alabiliriz. Evet. Çok evet. Güzel, güzel fikir. Beğendin mi fikrimi? Çok güzel fikirler veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ses. Son durum nedir? Evet, hayır, aynenlerde. Aslı Hanım, hemen rapor veriyorum. Kübra 23 yasaklı kelime kullanarak sonuncu oldu. Beyza Nur 7 yasaklı kelime kullandı. Emine ve Yeliz 2'şer yasaklı kelimeyle berabere kaldılar. Ve Duygu hiç yasaklı kelime kullanmayarak birinci oldu. Bravo. Tebrikler. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Çok konuşmadı ondan mı acaba Duygu? Evet. Pek bir konuşmadı Duygu yani. Beğenemedim dedim ben de devamlı. Duygu da bu sürekli beğenemedim, beğenemedim dedi. Bugün beğenmeye gelmemişler ki zaten Aslı Hanım. Sen ne yapacaktın bize şimdi? Neli pasta muzlu mu demiştin? Size muzlu güzel bir pasta yapacağım Aslı Hanım. Ve muzlu, her şeyi kendi elimden. Muzlu, fark etmez. O zaman final gününde tamam. Güzel bir pasta evet, artık pasta. Cezanı kestik. Yapılacak bir şey yok. Aynen öyle. Bir de aynen senden tamam olduk. Şimdi de sesçim önce mutfağa seni göndereyim. Ardından da gelinlerim geliyor.